Uzun zaman önce kavur saman içinde develer tellerken köstebeklerin beşiğini tıngır mıngır sallarken köstebekliler Pelin ve Caner'le tanışır. Birlikte köstebeklerin bir zamanlar yaşadığı köstebek yaya geri dönmeleri için meşale çiçeğinden karışım yaparlar. Karışımı köstebeklilerden almaya çalışan gölge kötü, çok kötü, çok çok kötü kalpli biridir. Gölge günün birinde kendi kazdığı kuyuya kendi düşer ve yanlış karışımı içince ağaca dönüşür. Köstebeklilerden Köstan amca bir daha kötülük yapmazsa onu eski haline döndürebileceğini söyler. Gölge de o günden sonra iyi biri olacağına dair söz verir. Hey, yeğenlerime bak be, fırtına gibiler. Bebeklerin elindeki doğum muydu? Doğumu birazdan getiriyorum, Köstebem abi. Her şey kontrol altında. Cindeyim düşlerim, iyiliklere yanımda. Bakma küçük olduğuma. Bebekler çok yırtıyor. Seni mutlu eden yeri bul. Seni mutlu eden yeri bul. Çocuklar terleyeceksiniz. Ah, keşke Köstebam da burada olsaydı. Koleksiyonumuzun nadide parçalarından biri. Kraliçe Sora'ya ait. Şu elbisenin muhteşemliğine bakar mısınız? Üzerindeki taşlar ve eşsiz tüller hemen dikkat çekiyor. Yüzyıllar öncesine ait. Hiç bozulmamış. Çok güzel. Efsaneye göre onu koruyan bir tılsım var. Yer altına ait olan bu taşlar... sahip olduğu hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen açgözlü kraliçe Sora'nın adamları tarafından çalınmış. Binlerce elbisesi olan kraliçe Sora hep daha yeni, hep daha değerli, hep daha parlak elbiseler giymek istermiş. Ve bu taşlarla kendisine bir elbise yaptırmış. Taşlar o kadar parlakmış ki onu sadece kör bir terzi dikebilmiş. Yıldızlarda kundağı bahçe solun sağ, yıldızlar oyuncağı, mutlu ol kraliçe. Kraliçe Sora elbiseyi giyince çok mutlu olmuş. Umarım ki bu elbiseyi hayat boyunca üzerinizden çıkarmazsınız. Kraliçem, bu elbise size çok yakıştı. Çok. Sen ne anlarsın ki? Çekil gözümün önünden. Emredersiniz kraliçem. Günler geçmiş ve terzinin dileği gerçek olmuş. Kraliçe Sora ne kadar uğraştıysa da elbiseyi bir türlü çıkaramamış. Efsaneye göre bu elbise insanın kendi kötülükleriyle yüzleşmesini sağlıyormuş.
Onun için bu elbiseye sahip olurken çok dikkatli olun. Çünkü eğer kötü biriyseniz başınıza bir sürü şey gelebilir. Kimse küfürlemesin! Patron, bu bir soygundur. Para değil, zekasız. Onlara söyleyeceksin. Bu bir soygundur. Kimse küfürlemesin. Eller yukarı. Sadece ekmek parası için çalışan bir zavallıyım. Sende işimiz yok, elbiseyi ver. Hayır, hayır, elbiseyi almayın. Elbiseyi almayın. Kolye verin, kolyeyi alın. Elbiseyi almayın. Lazım. Sonra görüşürüz. Bunları tak. Süsücüğüm gerçekten çok zevklisin. Gel bakalım artık bizim uyku vaktimiz geldi. Gel benim güzel kızım. Hanimiş benim güzel kızım. Ha? Gel bakalım anneciğim. Yalnız mı kaldın sen? Yorulmuşsun da sen de. Oo, kalmış benim kızım burada. Canım, canım. Yok, yok, yok. Canım, canım, canım. Pelin. Neredesin ama kızım sen? Ben kardeşine 300 lira sana emanet ettim. Sen nereye kayboldun? Üstümü değiştirmeye gitmiştin. Sonra telefon çaldı. Bu sefer de çilek mi? Köston hiç komik değil. Çok ayıp.
Köstos'un Şuruna Parkı bir bitirsin. Hepiniz orada güzel güzel oynarsınız, tamam mı? Tamam mı benim güzel kızım? Hadi bakalım, kardeşimi sana veriyorum. Ben de gidip ceketimi alayım. Caner neredeyse gelmek üzere. Dikkat et, tamam mı? Hadi bakalım. Benim tatlı kardeşim, güzel kardeşim, hadi uyu. Geldik patron, başardık. Elbiseyi çaldık. Patron, çok para kazandık mı? Kazandınız tabii. Çünkü planımı harfiyen yerine getirdiniz. Aferin çocuklar. Elbiseyi gör. Aç, aç. Kraliçe Sora'nın elbisesi. Seni satıp çok para kazanacağım, çok. Hey, Gölge Bey. Boynunuzda yaprak var. Arkanızda da dallar büyüyor efendim. Hayır, bu olamaz. Ben evden ağaca dönüşüyorum. Bu nasıl olur? Hayır. Bir dakika. Elbise lanetli. Elbise lanetli. Hayır, lanetli. Tut patron. Tut. Kaçalım buradan. Hayır. Kaçın. Kaçın şu. Ben yeniden ağaca dönüşüyorum. Bu olamaz. 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 Dur amca, bunu nasıl yaptın? Seni küçük, kursuz, bıyıklı, köstebek senin! Seni yana geleceğim. Mahvedeceğim! Biz birazdan çıkacağız da. Köstepem gelene kadar senin yüzlere bakarsın, değil mi? Dayıları yesin onları. Sen merak etme Pelin. Tamam. Ay, inanmıyorum ya. Pelin, kızım duymuyor musun? Duyuyorum anneciğim de sakıza baktım. Ay, ama çok tatlılar değil mi? Ha, ha, ben geldim. Canım bebeklerim. Tam zamanında geldin Köstepe'm. Siz beni mi özlediniz? Gide gide gide. Nasılmış benim yavrularım? Biz Caner'i karşılamaya gidiyoruz. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi görüşürüz. Ben yokken bacağınlık yapmadınız değil mi? Evden olur. Bul onu bana. Dur. Bu ses neydi? Yoksa bir hipopotam mı? Deli. Yoksa ayı mı? Ay, Mustafa kapımdan ne çok güzel basması olur. Bu sırzın ağzının sesi de nereden geliyor? Tut şunu.
Lütfen ayı olsun. Ne olmuş ya buraya? Bunlar hep böyleler mi burada yani? Ama çok tatlılar. Seninle kocaman olmuş zaten. Sen onu bir de bana sor. O kadar afacanlar ki. Hadi bay bay kuş, neredesin? Dönüşmeye başladım da hiç yürüyemiyorum. Yardım edin. Kimse yok mu? Üründür bak ne bulduk. Nesin sen? Bostan kokuluğu mu? Hanımefendi affedersiniz. Acaba bana yardım edebilir misiniz? Eğilemiyorum da şu çantayı eğilip benim dalıma asar mısınız? Şaka. Dalıma asar mısın dedi. Kamera şakası mı? Bu ne hoş? Kamera yok. Çantayı alabilir miyim? Kim bu? Lütfen. Lütfen çantayı açma. Başkasının çantası karıştırılmaz. Çok ayıp ama. Dokunma ona. Sen ne engelleyeceksin beni? Hay bu ağaç adam pek bir lojörüncü. Ne dersin? Elime. Şahane bir şey bu. Bu gerçek olamaz. Taşlar bu kadar parlamaz. Anlatsam kimse inanmaz. Yıldız kadar parlak, ateş kadar sıcak. Taşlar bu kadar parlamaz. Yıldızlar dünyaya yağmaz. Bir rüyadayım sanki. Bu gerçek olamaz. Taşlar bu kadar parlamaz. Anlatsam kimse inanmaz. Yıldız kadar parlak, ateş kadar sıcak.
kız. Gözlerim kamaşıyor. Ah bir de tüy var. Ah, ah, ah. İçimi gıdıklıyor. Aşık oldum. Şu tüylerin yumuşaklığına, şu taşların parlaklığına bakar mısın? Bakmayınız efendim. O benim. Ben buna sahip olabilmek için çok bekledim. Belli oluyor. Beklemekten ağaca dönmüşsünüz. Ay bak bir çok şakacıyım. Ben Öndel'cim. Al çantayı gidiyorum. Ne oldu? Deli mi? Ne delisi? Ne yapıyorsun ayol? Ne oluyor ya? Bu ne? Ne yaptın bana? Çabuk söyle. Demek ki elbiseyle ilgili anlatılan şeyler gerçekmiş. Hangi anlatılanlar? Çabuk söyle yoksa çok fena yaparım. Ürenden... Durun. Tabii ki. Elbette ki anlatacağım ya. Sakin ol. Şahane. Hadi bakayım. Bak uyudu Selin ablanız. Siz de kapatın gözlerinizi. Hadi. Feston ne yapıyorsun annem? Çabuk çıkar emziği. Keston, emzik yenmez. Boyum. Hadi sen mektubu okumaya devam et. Köstebekya'ya daha çok yolumuz var. Evden ayrıldığımızdan beri anneniz sizi sayıklıyor. Neyse ki yuvamıza kavuşunca yeniden bir araya geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Mektubu bitirmesi için Köste bana veriyorum. Biricik karıcığım, Köstepem ve yavrularım. Hepinizi çok özledim. Burnumda tütüyorsunuz. Çocuklarımı görmek için sabırsızlanıyorum. Bana benziyorlar mı? Nasıl gülüyorlar? Çok afacanlar mı? Bana bir fotoğrafınızı gönderin. En azından resminizi öpüp koklarım. Sizleri çok seviyorum. Köstepem. Biz de seni çok seviyoruz. Babanız en kısa zamanda dönecek yavrularım. Gece açar kollarını, kucaklar bebeklerimi. Yıldızların altında sayıklar isimlerini. Köz bebeklerim, köz bebeklerim, en güzel kokan çiçeklerim. Köz bebeklerim, köz bebeklerim, mışıl mışıl düşlerim. Evet, evet, evet. Koleksiyon yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. En çok da kürklerini. Hayvanlar başka ne işe yarar ki? İyi ki de ağaçları çok sevmiyorsun. Bilemiyorum. Ağaç budama zamanı da yaklaşıyor. Özellikle şunları halledemezsen. Ay, burası biraz fazla sıcak oldu da ceketi çıkartamıyorum. Çıkarabilsem. Neyse, boş ver sen onu. Anlat bakalım şu elbisenin sırrını. Hayır, elbisenin sırrı. Evet. Elimde görmüş olduğunuz elbise
tılsım. Ha neden? Şöyle. Biz buna dokunduğumuz için içimizdeki kötülük dışarı çıkıyor. Nasıl yani? Mesela ben bizzat kendim ağaçları, çiçekleri, böcekleri hiç sevmem. Yeşilden nefret ederim. Ama ben ne oluyorum? Bak bir ağaca dönüşüyorum. Ha ben bunun için geyiğe dönüştüm. Yani elbisenin tılsımı beni geyik yaptı. Çok saçma. Üründül. Yoksa bu benim düşündüğüm şey mi? Hayır! Hayır yapma! Kırılmadı bu. Hayır! Ne çıktı? Bu da ne? Meşale çiçeği bu. Evet meşale çiçeği bu. Meşale çiçeğimiz eksik. Ya beni anlamıyorsun. Eğer bu meşale çiçeği ise o gıcık köstebeklerle bir ilgisi var demektir. Aa bak sesimi yükseltmeyeyim diyorum ama beni buna mecbur ediyorsun. Kim bu köstebekler? Pelin, Caner ve onların can sıkıcı köstebek dostları. Bunlar normal köstebek değil. Konuşabiliyorlar. Bir karışımları var. O karışım sayesinde büyüyorlar, küçülüyorlar, büyüyorlar, küçülüyorlar. O karışımı da meşale çiçeğinden hazırlıyorlar. Konuşan köstebekler. Evet. Eğer bu taşın içinden meşale çiçeğini çıkarırsak, sen de, ben de bu dertlerden kurtuluruz. Nasıl olacak bu? Köstebeklerin duayeni, köstebekçe sayesinde. Ay köstebekler tılsım, üf, of! Nerede bu sincaplar? Sincap değil, onlar köstebek diyorum sana. Yemezsem mutlu olurum, acıyor. Tamam, taşlar senin olsun. Köstebekler benim. Onların derisinden çok güzel eldivenler yapabilirim. Harika. Şahane dersen aramız bozulmaz. Adım Şahane. Benim de gölge. Memnun olurum. Bakacağız. Sizi. En çok ben yapacağım diye yarışıyor musunuz siz de? Yarışıyor musunuz siz? Yarışıyor musunuz siz? Kızım ne yaptınız? Komik miyim? Çok mu komik oldum? Günaydın. Günaydın. Anneciğim. Çok güzel olmuşsun. Öyle mi? Siz de harika görünüyorsunuz. Hadi bakalım. Al kardeşini. Ben şu çöpleri atayım dışarıya. Sizi gidi afacanlar sizi. Bence bunun burnu sana benziyor biliyor musun? Minik burunlu, minik. Öyle mi? Bence sen kendine bak. Bu arada üçlüleri de alıp bahçeye çıkalım. Üçlüler nerede? Az önce buralardı. Köstor! Cici! Bahçeye çıkmış olmasınlar. Cici. Köstoy. Köstoy.
Ceyda Hanım, görüşmeyeli ne kadar uzun zaman oldu değil mi? Senin ne işin var burada? Ben de sizi çok özledim. İşlerimiz karşılıklı. Köstebekler, siz hemen eve girin çabuk. Ben onlara toşlamadan şuradan şuraya gitmem. Hadi koşun bakayım. Demek köstebekler sizsiniz. Ay ne şahane. Peli, Caner, siz nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? Küstin amca yok mu? He? Bu seni hiç ilgilendirmez gölge. Ah, pekala da ilgilendirir minnoş. Çocuklar, herkes içeri. Çabuk. Çabuk. Ay. Üredim, yakala şunları. Tostlamaya hazır mısın karpuz kafa? Sayın seyirciler, tostlamaya 3 saniye. 2 1 Hop. Tost. Gel bakalım şimdi nereye kaçacaksın? Gel buraya. Gel bakalım. Hadi kaç. Hoşlanıyor. Şimdi nereden çıktı bu gökkuşağı? Köstebekliler gökkuşağına bayılırlar. Bu yalnız bana çok iyi geldi. Ben susamışım galiba. Ha, biraz da göbeğime. Göbeğime. Köstebekliler, çabuk olun. Acele edin, hemen eve gelin. Hadi. Sus, çabuk. Sadece içeriden açılabiliyor. Yani burada güvendeyiz. Bakın size zarar vermeyeceğiz söz. Tabii Köstan amca bizi eski halimize getirmeye söz verirse çocuklar. Daha önce de söz vermiştin gölge. O yüzden git buradan. O zaman yapacaklarımıza katlanacaksınız. Şirin, ne kadar güzel bir yer. Biz bu şirin yeri böyle bir darma duman edelim, dağıtalım. Şahane fikir. Aferin Öründük. Bir zahmet. Hadi. Evet, ay ne kadar şirin. Bunlar da ne? Minicik bezler. Yavruları mı var bunların? Ha, onlar Bibi'nindir. Gerçi Bibi büyüdü. O kadar küçük kullanıyor olamaz. Ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi? Belki de içeride minnoş bir köstebek vardır. Ah,
bitkiler toprağın altında ve üstünde ne varsa bilebilirler. Bakalım, bakalım oradalar mı? Bilir. Peki o zaman neden gittiler? İşte bu işte bir gariplik var. Öcüzler nerede? Öcüzler? Biz de onları aramak için bahçeye çıkmıştık zaten. Ay çocuklar ama daha dikkatli olmalıydınız. Olamaz. Gittiklerine göre yavrularımı da götürdüler. Öcüzler. Tos. Peşlerinden gidelim. Hemen arabaya gidelim. Göztepe'm. Biz senden gerçekten çok özür dileriz. Bunu sonra konuşuruz. Önce onları bulalım. Tut. Seyda çok güzel. Şeyma. Ceyda Hanım. Şeyma'cığım öcüzler kayıp. Bizim hemen gitmemiz lazım. Sen ne olur seninle gözüne kol tamam mı? Gözünü ayırma. Canım. Kızım hoşça kal. Zaten ben telefonu unutmuşum ya evde. Öcüzler. Ne? Yavrularım. Bunlar neredeler böyle? Karanlık yerdeler. Şu anda gündüz olduğuna göre yer altında olmalılar. Dur, dur. Sanırım bulabilirim ben onları ya. Bir saniye. Nasıl? Ne yapıyorsun ya sen? Babam yurt dışındayken bir tane program indirmişti bana nerede olduğumu bilebilmek için. Onu indiriyorum.
Heh, tamam. Dümdüz ilerleyebiliriz. Kuzeye doğru gidiyorlar şu an. Hadi anne, birazcık daha acele edelim lütfen. Hayatım, arabada sık varken daha hızlı gidemem ki. Onlar da işin bittiğinde birisi sağ, öbürü sol elimde olacak. Üçüncüsünden de şapka yapacağım. Sen benden de kötüsün. Sevdim seni, şahane. Bir dakika. Yaklaşıyor. Bat. Nasıl bu kadar hızlı ilerleyebiliyorlar canım? Çünkü onlar köstebek. Yer altında gitme konusunda uzmanlar canım. Hadi devam et. Gidelim. Nereye gitti bunlar? Bağlantı yok. Sinyal alamıyorum. Kadarıyla köstebekler uçamaz. Hiç belli olmaz. Onlardan her şeyi beklerim. Oh, my God.
yaşlanıyoruz. Ha, gelmişlerdi, bizi geçmişler bile. Belli ki onlar da köstebeklerin peşindeler. E, takip edelim o zaman. Takibe takip. Takip et beni, takip edeyim seni. Biz de böyle, işine gelirse. Az önce geyik muhabbeti mi yaptın sen? Yaptım değil mi? Ay yaptım galiba. Evet. Ben galiba kusacağım. Hayır, sakın. Galiba kusacağım. Oh yarabbim, buharlaşacağım ya, buharlaşacağım artık. Dur tahmin edin, bitkisel hayata giriyorsun. Şahane, şu geyik muhabbeti yapmayı lütfen kes artık, ne olursun ya. Erol'u bildin mi? Hangi Erol? Profesör Oy! Şahane, sen bir git ya, sen bir git, ben ayrı bir yere gideyim, sen ayrı bir yerde ara. Lütfen dayanamayacağım artık ya. Ay çok fena.
Hı? Gel buraya! Gel, arayacağım seni! Çay! 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 Size yardım edeceğim. Gölge amcanın size yardım edecek. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Dikkat et. Düşeceksin. Düşeceksin evladım. Dikkat. 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 Gel. Hayır. Yavaş. Kıpırdama. Kıpırdama. Gölge amcanın sizi şimdi kurtaracak. Gel. Olmalılar. Ha, şu çöp kutusuna bakalım. Sen bak. Sen boynuzlarından kurtulmak istemiyorsun galiba. Hadi. Onların kılına zarar gelirse... Dostlarım, onların peşini bıraksan iyi olur küçükçüm. Bunu Köstan amca beni bu hale getirmeden önce düşünecektir. O Köstan buraya gelecek. Yine uzaklaşıyor. Hadi gidelim. Şahane. Şahane.
Şahane! Şahane neredesin? Burada yok lan. Ama bak ne buldum. Taze maydanoz. İnsan bunları atar mı? İsraf, israf. Şahane maydanozun sırası mı şimdi? Gidiyorlar. Ver onu bana. Onları kaçırdık. Tontiş yeğenim benim. Şöyle anlatması uzun. Yani siz arabayı çalıştırdığınızda biz zaten geliyorduk. Hayır neyse boş verin. Gitmişler. Elimizden kaçırdık. Thank you.
gerekiyor yok. Bizim köz bebeklerle ilgilenmemiz lazım. Sorumsuzca davrandık. Cici ve Köstoy'u bulana kadar uyku yok bize. Ömrü bulacağız. Thank you.
Aferin ürünü. Sonunda seni yakaladı minnak köstebek. Hadi gidelim. Hey çocuk, adı ne senin? Bak hadi, eğer şu köstebeğe soran olacak olursa... ...gölge sizi karanlık ormandaki evde bekliyormuş dersin, tamam mı canım? Kilitlendi. Aa! Çabuk kaçalım buradan. Aa! Bizi buraya kapattılar. Çağırdı. Hey! Aha! Bay Maykuş! Bay Maykuş onları bulmuş! Tipe bak! Gözde bak! Kızım! Yavrularım! Yoluna kalmayacak gölge! Köstan amca! Hoş geldin! Boyacan, bir köstebek için bir yerden çıkmanın yedi yolu neydi? Kapı, pencere, havalandırma, toprak, su borusu, kanalizasyon ve baca. Evet, baca ya. Geçen sefer hatırlayamamıştım. Aferin dostum. Kapıyı açacağız. Biz de seni bekliyorduk amca köste. Dönüm bostan, dön gel köstan. Şahaneciğim, canım. Yeri değil. Ne diyorduk? Hoş geldin. Senin için değil, ailemin bana ihtiyacı olduğu için geldim. Torunumu rahat bırak. Biz de tam onu söyleyecektik. Sen bizi eski halimize getir, biz de sana torunumu geri verelim. Hey!
Bekir, bir şey mi dedin? Sen nasıl çıktın? Biz nereden çıktıysak gölge. Görünen o ki bize verdiğin sözü tutmamış. Durun! Elbise bizde. Sora'nın elbisesi. Onu uzun zamandır arıyor. Elbisenin sizde ne işi var? Onu ben çaldım. Kısmete bak ki içinden de meşale çiçeği çıktı. Şimdi hemen uçursunacağız yoksa elbiseyi yok ederim. İstesen de o elbiseyi yok edemezsin diyor. Ne demekmiş o? Alt tarafı bir kumaş parçası. Kütük arkadaşın sana bizden bahsetmemiş anlaşılır. Büyük 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 atalarımdan Kösyan dedem, kötülerin eline geçmesin diye meşale çiçeğini saklamak istemiş. Fakat çiçeğin güvende olacağı tek yer olan meşale taşlarının çalındığını fark etmiş. Taşların izini sürünce kör bir terzinin onları bir elbiseye diktiğini görmüş. Terzi taşların çalıntı olduğunu biliyor ve üzülüyormuş. Kraliçeye bu yaptığının yanlış olduğunu göstermek için Kösyan dedemle işbirliği yapmış. Böylece meşale çiçeği yeniden taşın içinde güvende olacak, hem de elbiseye dokunanlar yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu kraliçe sonra da köstebeklerden az çekmemiş ha. Kraliçe aç gözlüymüş. Aç gözlü olmanın bedelini ödemiş. Siz de kötülüklerinizin bedelini ödediniz. Şimdi yavaşça elbiseyi yere bırakın bakayım. yeter be. Çabuk bizi eski halimize döndürün yoksa sizi. Ne yaparsın Firfir? İçerideki hayvan dostlarımıza yaptığını mı yaparsın? Evet. Bir sürü hayvana kürkü için kıymışlar Kösten amca. Bizim kürkümüz bizim. Hı? Onları ben yapmadım, o yaptı. Ne? Bunu nasıl yaparsın? Size yardım etmeyeceğim. Şimdi de bu mesele çiçeğini o taştan çıkarmadın. Bakalım sen ne yapacaksın? Çünkü içinde iyilik var. Sizin gibi değil. Üründür. Yakala şunları. Bunu nasıl yaptın Frank Kucu? Bu nedir böyle? Çıkarın çabuk beni bu ağırdan! İşte elbisenin sırrı. Elbise iyilere ödül, kötülere cezadır. Hayır! Yapma beni. Sen çok iyi bir kızsın, biliyor musun? Biliyorum, iyi biliyorum. Bu yüzden senin aç olarak kalmana karar verdim. Tabii ki sen de geyik olarak kalacaksın. Jackson, Jackson, Michael Jackson. Şahane ya. Ya şu durumda bile geyik yapabiliyorsun ya. Bravo sana ya. Dedik hayır. Ben vazgeçtim. Beni dönüştür. Lütfen beni. Beni bir şeye dönüştür. Sabır sabır bir yere kadar ya. Fareye dönüştür. Kedi de olur. Köpek olur. Eşek olur. İnek olur. Ne olur beni bir şeye dönüştür. Adamın biri inek de bizi beraber aşağı inmişler. Acaba eder misin beni bir an evvel? Dönüştür de kurtulayım şu geyikten. Lütfen. Beni. Beni dönüştürür müsün? Beni kurtar beni. Beni. Thank you.
güzel yanı bu. Bir arada sevdiklerinizle mutlu olmak. Şu pirpirlerin haline bakın. Nasıl da eğleniyorlar. Köz bebişler yanımızda. Keyfimiz yerinde. Gölge ve şahane için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii. Şahane. Bazen diyorum ki keşke ben ağaç olarak sen de geyik olarak kalsaydın. Maalesef. Ya bu bacak kadar lebur nasıl bu kadar kaka yapabiliyor yalnız ben onu anlamıyorum. Ne derler bilirsiniz. Frik kularsan frik kularsın. Bu macera bitti ama köstebekgillerin maceraları bitmez. Yeniden görüşmek ve frik kulamak üzere. Hoşça kalın dostlarım. Çenen değil ellerin çalışsın. Daha fazla kokacak. Hadi temizle. Kokular şey diyorduk. Başımıza bir masal biliyorum. Uzaklarda anlatılan. Dünya içinde dünya. Zaman içinde zaman. Bir varmış bir yokmuş. Bak başlamış maceram. Cezamız bu. Artık onu çekeceğiz. Yer yer gergedan kakası, yer yer fil kakası temizleyeceğiz artık. Hadi canım. Sağ ol.